Evet, birçok sebepten dolayı hepatite yakalanma riski var. Hastanede iğne yaptırırken yanlışlıkla steril olmasa veya diş doktoruna gittiniz dişiniz steril değilse, içme sularını aynı kaptan içiyorsanız, yemek aynı kaptan yiyorsanız, öksürme, aynı tuvaleti kullanma, efendim kulak deldirme, kulak delirken alet kullanılan alet edevat, cerrah ameliyat sırasında kullanılan aletlerin hiç steril olmaması, sünnet olurken, çocuklara sünnet ederken kullanılan makaslar, tıraş, jilet vesairesi çeşitli yollarla bulaşabilir. Yani hepatit B çeşitli yollarla bulaşır. Görüldüğü gibi burada en önemli belirtisi nedir? Cildin sararması, gözün beyaz kısmının sararması, iştahsızlık, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı çok çeşitli belirtileri var. Yani sararın ne olduğunu az çok herkes biliyor. Dünyada 400 milyon, Türkiye'de 3 milyon kişi hepatit hastası. Hepatit virüsü 6 aydan daha uzun bir süre içerisinde tedavi edilemezse, yani 6 aydan fazla vücutta kalırsa kronikleşmiştir. Kronikleşirse, tedavi edilmezse, ihmal edilirse siroza dönüşebilir. Bu da karaciğer kanserine dönüşebilir. Tehlikeli olabilir. Dikkat etmek lazım. Evlenirken eşinizden kan tahlili yaptırmasını istemeniz gerekir. Var mı bir rahatsızlığı vesairesi yoksa size de bulaşabilir. Evet, bu virüs tehlikeli. Bundan daha tehlikeli olan bir virüs daha var. Hepatit C virüsü. A virüsü biraz daha hafif. C virüsü, hepatit C daha tehlikeli. Onda siroza yakalanma riski daha yüksek. Şimdi hastalık malum sarılık. Tedavisi ne? Önemli olan tedavisi. Evet, Avrupa'da birçok ülkede deve dikeni diye bir bitki var. Türkiye'de de var, her yerde yetişir deve dikeni. Deve dikeni ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Belge bilgi var elimizde. Konuşabiliriz. Deve dikeni tohumu. Bu tohumu. Şimdi deve dikeni birleşiminde binlerce etken madde var. En önemlisi silibin, silimarin, silikristin, silidiyanin gibi flavonoidler, flavonoid glukozit türevleri var. Quercetin, kemperol, saksifolin falan filan, laringin, luteolin, doymamış yağ asitler var. Oleik asit, linoleik asit, palmitik asit, sterollar var. Kampesterol, kolesterol, sigmaşterol ve yüksek oranda protein var. %20 ila 30 oranında protein içerir. Müsilaj var. E-vitamin, müsilaj. Müsilaj bütün kolajen tip 1, tip 2, tip 3, tip 16'ya kadar kolajen tüplerinin hepsinin ham maddesidir. Yüksek oranda kolajen içerir. Ha, tabii bamyada daha çok. Yapılan birçok klinik araştırmasında her türlü kimyasal zehirlenme, her türlü kimyasal zehirlenme, her türlü mantar zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitki. Mesela bir mantar türü var. Foter gibi. Kol böyle büyük. Başı var ama çok zehirli. Çocuklar ormanda toplamışlar, getirmişler bana, baba mantar bulduk. İyi ki yemediniz, iyi ki yemediniz dedim ya. Ne oluyor? Niye? Çok zehirli. Pişirip yiyecekler. Aa, çok tehlikeli. Amaratin denen bir madde içerir. 10 miligram adam öldürür. 10 miligram. Gram değil ha, 10 miligram. Biraz yesen işte şu kadar miligram içeriyor, şak gitti. Hastaneye yetişiyorsun, öldü. Almanya'da hemen hemen her hastanede ve sağlık ocağında bu deve dikeninin özünden elde edilen zilibin, zilimarin bulunur. Bu mantar zehirlenmesinde hemen damardan serumla verilir. Bitti gitti. Yoksa mantarın birleşimindeki alfa amaratin karaciğer hücrelerine yapıştı mı zehirler. Öldürür, hücreleri öldürür. Çok tehlikeli. Enfüzyonla damardan verilir. Tamam, şak gitti. Almanya'nın Mainz şehrinde 1988 yılında 18 kişi mantar zehirlenmesine yakalanmış. Hemen zilibin damardan veriliyor, tedavi ediliyor. Artweiler ekibi 77'de, Bertweil 77'de, Fluci 80'de, 1980'de, Vogel 1980'de bunlar ayrı ayrı uzmanlar, doktorlar, ekipleri mantar zehirlenmesi olan hastaları tedavi etmişler. Evet. Koch ve ekibi, Raufen ve ekibi, Schirmer ve ekibi, Ziblikova ve ekibi 1973, 68, 80'li yıllarda çeşit çeşit zamanlarda kimyasal madde zehirlenmesi olan hastalara tedavi etmişler. Kimyasal madde zehirlenmesi nedir? Tetrakarbon, tetraklorkarbon zehirlenmesi, kimyasal madde zehirlenmesi, galaktosamin zehirlenmesi, tioasetamit zehirlenmesi, parasodyum bir element, 59 atom numarası 59. Çok nadir bilinen bir
element zehirlenmesi gibi zehirlenmelerde hemen devreye deve dikeninin tohumundan elde edilen ekstrakla enfüzyon damardan veriliyor. Şak bitti gitti. Martinez ve ekibi 88'de, Lang, Pechlow 83'te, Ortenberg ve Tuzodonova 84'te kimyasal zehirlenme olan hastalar üzerine enfüzyonla kimyasal zehirlenme hastaları tedavi etmişler. Alkol zehirlenmesi, aşırı alkol içenler veya burada literatürde pek geçmeyen kandida zehirlenmesi. İçilen alkol etil alkol. Karaciğer bunu değiştirir, dönüştürür neye? Suya ve karbondioksite vücuttan atar. Metil alkol nedir? Bu geçen sene 115 kişi sahte alkolden öldü. Metil alkol, mantar üretiyor. Kandida mantarı üretiyor. Kandida mantarının bir çeşidi yok. Kandida deyince herkes zannediyor ki bir çeşit mantar var. 250 bin çeşit mantar var. Bağırsakta 250 bin. Kandida albicans en yaygın olan, bunu 250 alt türü var. Kandida glabrata, bunun da 250'yi. Kandida kuseyri, kandida psoidi vesaire vesaire, bir sürü kandida türü var. 250 çeşit mantarın 250 çeşit hepsinin alt türü var. Çeyrek milyon kandida var. Kandida deyince basit bir şey zannediyorlar. Bağırsak kene gibi yapışıyor. Tüketmiş olduğun un mamullerini, mandı makarna, tahıl, her türlü tahıl, pirinç, patates. Patates tahıl değil, o da nişasta içerdiği için. Arpa, yulaf, çavdar vesaire vesaire. Hepsindeki polizakarit, nişastayı, şekere dönüştür, dönüşen her şeyi zehire dönüştür. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol. Bunlar bağırsakları yakıyor, yanan bağırsak deliniyor. Delinen bağırsakların her türlü zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğerin arıtamadığı, karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, karaciğeri zehirliyor. Bağırsakları zehirliyor, karaciğeri zehirliyor. Evet, Martinez vesaire vesaire bu ekipte yine karaciğer zehirlenmesini kimyasal madde tedavi etmişlerdi. Bu da başka bir ekip. 7 büyük çalışma yapmışlar. Siroz hastaları üzerine Feller ve ekibi, Fintelman, Albert vesaire vesaire vesaire. Bunlar da siroz 2169 siroz hastasını. Komple set kullanırsanız tamamen tedavi edebilirsiniz. Sadece deve dikeni kullanırsanız baskılarsınız, faaliyetini durdurursunuz. Sadece deve dikeni yetişmeyebilir. İşte burada limsa devreye giriyor. 40 çeşit bitki ekstraktı içerir. Çok yüksek oranda zencefil, sarımsak, sirke, limon ve 40 çeşit bitki ekstraktı. Altınbaşı kutu, alıç, karanfil vesaire vesaire. Set kullanmak lazım karaciğer zehirlenmesinde, kimyasal veya mantar zehirlenmesinde. Mantar zehirlenmesinde hemen serum, arkasından tedavi amaçlı komple set kullanmak gerekir. Evet, Portekizli bir tanıdığım hepatite yakalanmıştı. Doktor demiş ki, 2 haftada geçmezse hastanede yatacaksın demiş. 2 hafta dikkat et, yapacak bir şey yok. Yoksa 6 hafta hastanede yatacaksın, denetim, gözetim. Bana geldi, ne yapayım? Ne yapayım? 40 yıl önce bende ne deve nikya var, ne o var, ne bu var. Sadece limsa var. O zamanki ismi iksir. İksir artı Alman firmasının üretmiş olduğu deve dikeni, efendim şahdere, enginar, böyle kapsüllerden verdim. Kullandı. Doktora tekrar muayene gittiğinde, o çok güzel atlatmışsın, hiçbir şeyin kalmamış demiş. Evet, 40 yıl önce bir hepatit B hastasını Portekizli tedavi ettim. Limsa, yani iksirle eski ismi ve Almanya'dan aldığım şeylerle, deve dikeni, şahtere, enginar, kapsüller. Tabii şimdi elhamdülillah hepatit C'yi bile tedavi ettik. Çok çok daha ağır bir vaka hepatit C. Şimdi vatandaş Trabzon'da yakalanmış hepatit C'ye, kan verecek gitmiş. Aa, hepatit C'si. Yahu ne hepatit C'si? Korkmuş, panik olmuş. Ankara'daki hastanelere gitmiş hepatit C. İstanbul'daki hastaneye gitmiş hepatit C. İzmir'e gitmiş hepatit C. Adam duramıyor. Gerçek mi, gerçek mi? Korku, panik olmuş. Ölüm korkusu salmış. Demiş ki arkadaşı, Gökçe tedavi eder, panik yok demiş. Ya kim bu Gökçe falan filan. Aradı beni, dedi ki duyduğuma göre siz hepatit B, hepatit C hepsini tedavi edebiliyor musunuz? Doğru mu? Doğru. Belge var, bilgi var. Sallama yok. Bakalım. PubMed'e bakıyorsun. PubMed'e bakın. Klinik araştırması olmayan bir üründen bahsetmiyoruz. Klinik araştırması varsa bahsedebiliriz. Her şeyden konuşabiliriz. Zilibium Marianum Latincesi. Eski ismi Cardus Marianum. Zilibium Marianum. Buna Meryem bitkisi de denir. Evet. Zilibium Marianum. O 1520 klinik araştırması yapılmış. Karaciğer hastalıklarına karşı ve kimyasal zehirlenmelere karşı tedavi edicidir. Kimyasal madde. Mantar, karaciğer hastalıkları, her türlü karaciğer hastalığı. Profesör Doktor Abenovoli, İzo vesaire vesaire, çok büyük bir çalışma. Detaya girmiyorum.
Çünkü 2000 yılında yapılmış, çok detaylı bir, çok zaman alır. Yine zilibin, zilimarin etkileri potansiyel olarak terapi edici olduğu belgelenmiş. 2018, bu yeni bir araştırmaymış. Birçok ilim adamı tarafından belgelenmiş, her türlü karaciğer zehirlenmesi, karaciğer yanlanmasına karşı, gıda zehirlenmesine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Her türlü toksik kimyasal madde zehirlenmesine karşı etkili olduğu, antioksidan olduğu, vücuttaki serbest radikalleri yok ettiği, kanserli hücreleri dahi öldürdüğü, apoptoz yani kanserli hücre, sinirdeki toksik zehirlenmeyi, sinir uçlarındaki, sinir sistemindeki zehirlenmeyi önlediği. Bu da yeni bir çalışma. Burada 1520 klinik araştırması var. O kadar zamanımız yok. Çok insan bizim bu ürünlerimizi kullanıyor. Bugüne kadar kullanan herkes memnun, çok şükür. Ne diyor Murat Bey? Deve dikeni, enginar, ormuz GMS, deve dikeni, miniseti kullanmaktayım. Karaciğer enzimleri ALT, AST normal seviyeye döndü. Özellikle AST oranda düşüş oldu. Enginar ve deve dikeni enzimleri düzenliyor. Aynı zamanda detoks, kanı temizliyor. Hocam ekstrak ve destilasyon yoluyla elde ettiği ürünler, örnek ürünler diyor, kendine teşekkür ederiz diyor. Ayten Hanım, İbrahim Gökçek hocama minnettarım. Çünkü benim 8 yıl süren kronik hastalıklarım, yani halk dilinde sarılık denen, hepatit B denen bir illet kıymetli. Günümüz lokman ekmeği İbrahim Gökçek çözmüştür. O maşallah. 8 yıldır kullanmadığı ilaç kalmamış, doktor gezmiş. Ama İbrahim Gökçek problemi çözmüş. Ayten Hanım diyorsa doğrudur. Tüm ürünleri Tarım Bakanlığı onaylıdır. Kendine çok güvenilir her hususta. Diğer herbalistlere güvenmedim. Ben çok araştırdım. Araştırmaları çok dikkat çekici. Hoca çok mütevazıymış. Çünkü boş başak dik durur diyor. Beni kurtaran bu değerli insana herkes güvenmeli. Yurt dışından gelip bir müddet burada yaşayan bir yabancı birinin tesavvuf hepatit B olduğunu öğrenmesi sonucu tavsiye ile kıymetli hocamın gelmiş. Adam 40 yıllık bir halde umutsuzca geliyor. 3-4 yıl deve dikeni başka birini tedavi etmiş. Onun tavsiyesiyle gelmiş. Onda da yurt dışından gelmiş. Çok ağır hastaymış. Onu tedavi etmiş. Onun tavsiyesiyle gelmiş. Saygılar, sevgiler, hürmetler, uzun uzun anlatmış maşallah. Bayram Şencan. Sürekli halsizlik, eklem ağrısı, ateş vardı. Son zamanlarda göz bebeklerim sararmıştı. Doktorlar bana sarılık teşhisi koydu. Böbrek hastasıyım, ilaç kullanmam diye şifalı bitkilere yöneldim. Böbrek hastasıymış. Kimyasal ilaç kullanmamak için bitkisel ürün. 3 haftadır deve dikeni seti kullanıyorum. Hepatiti atlattım. 3 haftada. Maşallah. Özgür, karaciğer yalanması, kronik hepatit rahatsızlığım nedeniyle deve dikeni seti kullandım. Hem emzimlerin düşürmesine yardımcı oldu, hem de zinde kaldığım hissettim maşallah. Annem deve dikeni Z kullandı, karaciğer yalanması azaldı gibi annemde bağırsak ve mide şişkinliği problemleri çözüldü. Tahir Bey, hocam iyi akşamlar, deve dikeni seti kullanıyorum. Bir hafta olmasına rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Bir haftadır kullanıyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah tamamen kurtulurum. Acelesi yok. Leyla Hanım, Siroz bitki destek seti İbrahim Gökçek hocamızdan aldığım deve dikeni annem için resmen bir inanılmaz mucize. İçini yıkıyor, bağırsaklar bütün sistemi yıkıyor diyor. Tüm hastalıkları dışarı atıyor. Annemin hayatını kurtardı. Resmen sevgi ve minnettarız. Minnetimizi sunarız ilmine ve kendisine. Ben şok oldum demiş maşallah. Necati Bey, karaciğerde oluşan rahatsızlığın en etkili ilacı olarak deve dikeni kapsülü gördüm. Faydasını saymakla bitmez. Bu kadar etkili yapan deve dikeni nedir? Değil mi? Birçok firma deve dikeni üretiyor. Ben A firmasından alayım, B firmasından alayım, C firmasından alayım, niye Gökçek'ten alayım diyeceksiniz. Çünkü bizim üretmiş olduğumuz deve dikeni kapsülü dünyada benzeri yok. Dünyada benzeri yok. Türkiye'de değil. Niye? Yani bizim ürettiğimiz altın mı? Değil. Ama altın gibi değerli. 1. 250 mg deve dikeni ekstraktı içerir. 2. Alıç ekstraktı, 3. lavanta ekstraktı, 4. tıbbi nane ekstraktı, 5. akgünlük ekstraktı, 6. nar kabuğu biliyorsunuz punikik asit içerir, kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Punikik asit, kabuğunun ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, enginar ekstraktı, hamamelis ekstraktı. Var mı? Avrupa'da, Amerika'da varsa belki olabilir, bilmiyorum. Ama dünyada Gökçek gibi kaliteli ürün üreten başka bir firma var mı? Ben görmedim. Evet, Amerikalılar üretmiş. Milk Distill. Ne koymuş içerisine bu vatanda? Milk Distill diyor. Ekstrakt 150 mg. Başka da bir şey yok. Gerisi dolgu. 850 mg nişasta.
Ne nişastası koymuş ona da bakalım. Pirinç nişastası. Aa maşallah iyi, pirinç iyi. Patates nişastası da koyabilirdi. Evet, bu bir firmaya baktım. Bu firma ne koymuş? O da 100 mg ekstrak koymuş. Bu daha pinti. İçerisinde 100 mg ekstrak. Ya ayıp etmiş bu. Çünkü ekstrak koymamış. Diyor ki öğütülmüş tozunu koymuş. Bu öğütülerek doldurulan tozu eşittir 100 gram. Tozunu koyuyor 100 gram ekstrakta bedel diyor. Tövbe tövbe tövbe. Ya ekstrakla bitki tozu aynı şey değil. Bu Amerikalılar iyice ne yaptılar? Dalavereye döndüler. Dalavere. Evet 100 mg ekstrakta bedelmiş tozu. Yapacak bir şey yok. Yani dünyada hiçbir firma benimle rekabet edemez. Türkiye'de zaten yok. Elhamdülillah. Dünyada Amerikan şirketlerini söylüyorum. Bana inanma şart değil. Mesh Distill yaz Amazon'dan. Bak kaç miligram ekstrak. Bir de bize yaz. Bir de bizim ürünün bak. Kaç miligram ekstrak. Bizim ürünlerimiz Amerikalıların ve Avrupalıların üretmiş olduğu ürünlerden en az 20 kat kaliteli. En az 20 kat. Çünkü onu güçlendirici zerdeçal olmazsa ekstrakt. Onlar bitki tozu koyuyor. Adam ekstrakt bile koymuyor. Zerdeçal, deve dikeni, şahtere var. Güçlendiriyor. Enginar karaciğer yağlanması için. Zerdeçal da karaciğer zehirlenmesi için. Şahtere safra kesesini safrayı artıracağız. Safrayı temizler. Safrada taş çamur. Yani biz ne yapıyoruz? Hep güçlendiriyoruz. Onlar ne yapıyor? Pirinç nişastası. Hele bir firma vardı. GNC. GNC FOS çıktı diye benim Google'da bir yazım var. Bakabilirsiniz. Bütün ürünlerini birçok firmaya, Target firması, Walmart firması, Amerika'daki böyle dünyanın her tarafında şubesi olan firmaların hepsine fason çalışmışlar. Hepsine nişasta doğan, pirinç nişastası doldurup göndermişler. Hepsini, bütün ürünlerini. Dünyanın en büyük dolandırıcılığı Kanada'nın Ottawa Üniversitesi bunu tespit etti. Şikayette bulundu. New York başsavcısı dava açtı. Ne oldu dava? Firma ismini değiştirdi. Devam ediyor. Evet Ayhan Bey ne diyor? Ben kendim 4 kutu kullandım. Her ikisinde deve dikeni enginar sağ tarafımda karaciğer bölgesinde sanki hafifledim. Nefesim açıldı. Detoks yaptı. Resmen kuş gibi oldum. Karaciğer bölgesinde ağrılar yok oldu. Ayaklarda ateşlenme vardı. Geçti. Süper etki gösterdi. Teşekkür ederim hocam. Murat Ünver, deve dikeni enginar ormuz gemisi kullandım. Karaciğerimde aleti AST normal değerlere döndü. Kanı temizledi. Allah razı olsun. Uzun bir anlatmış. Sağ olsun. Ülken Hanım da yorum yapmış. 5 aydır deve dikeni seti kullanıyorum. Gözlerimdeki sarılık gitti. Saçlarım çoğaldı. Gürleşti. Herkese tavsiye ederim. Evet birçok yorum var. Zaman olan bakabilir. Klorella'dan anlatmadan vazgeçmeyin. Çünkü zehirlenen insanın vücudunda toksik maddeyi deve dikeni temizler ama klorella da başka bir muazzam bir şey. Karaciğerdeki kimyasalı mantar zehirlenmesini deve dikeni temizler. Ama klorella acayip bir mikro yosun. Çok çok enteresan. Bu klorella mikro yosun ağır metalleri adeta toksik olanları ve faydalı olan ağır metalleri biliyor. Şimdi ağır metaller ikiye ayrılır. Bir soy metaller altın, platin, paladyum, rotyum. Hafif metallerden gümüş. Bu 5 metal faydalı, soy metal. Vücudun ihtiyacı var. Bunların hiçbir yan etkisi yok. Kullanmasını bilirsen muazzam. Ve tehlikeli olan ağır metaller. Civa, kadmiyum, kurşun, nikel, hafif metallerden alüminyum. Bu 5'i tehlikeli, bu 5'i faydalı. Soy metaller faydalı, zehirli metaller tehlikeli. Bu klorella çok enteresan bir bitki. İnsan vücudundaki toksik maddeyi, zehirli olan civa, kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyumu hapsediyor, sünger gibi alıyor, vücuttan atıyor. Klorella, mikro yosun. Allah'ın bir nimeti. Japonya'da 1, 2, 3 kişi değil, milyonlarca insan bunu kullanıyor. Milyonlarca, milyar yıldır genetik yapısı değişmemiş bir bitkidir diyor. Milyar, milyar. Hep aynı özelliği koruyor. Japonlar bunu çok çok tüketiyor. Vücudu temizlediği, detoks arıttığı için artı etten 2 kat daha fazla protein içeriyor. İçeriği muazzam. B vitamini, C vitamini, E vitamini deposu. Yani vitamin, mineral, enzim bakımından da çok zengin. Efendim, Hindistan'da yapılan Nehru Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada radyasyon nedeniyle kişiye bulaşan radyasyonu vücuttan temizlediği, radyoaktif maddeyi yok ettiği belgelenmiştir. Radyoaktif, Allah korusun yani. Öyle bir durumda. Gama ışınlarını vesaire. Çekoslovakya'da yine böyle bir araştırma yapılmış. Vücudu temizlediği, arıttığı. Birçok faydası var. Bu faydalardan birkaçı hormon düzenler. Ülseri iyileştirir. Kanı temizler. Kan hücrelerini, bağışık sistemi harekete geçirir. T hücresi ve hücresi. Vücut kokularını giderir. Bazılarının cildi, koltuk altı, kasıkları kokabilir.
Bazılarının defaceti, bazılarının hidratı, bazılarının ağzı kokabilir. Hepsinin sebebi kandida. Her türlü ter kokusu, defacet kokusu, idrar kokusunu giderir, vücudu temizler. Kan şekerini düzenler. Kardiyovasküler, kalp damar rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalbi güçlendirir, yorgunluğu azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ağır metalleri öder, küfü yok eder. Efendim, birleşiminde ne var dedik? B12 vitamini. Hiçbir bitkide olmayan B12 vitamini içeriyor. Hiçbir bitkide olmayan bir özelliğe sahip. B12 vitamini sadece klorella da var. Klorella. Çok enteresan çünkü balıkların gıdası. Efendim C vitamini içerir, E vitamini içerir, omega 369 içerir vesaire vesaire faydasını saymakla bitmez. Bu da vücudu temizleyici, arıtıcı. Klorella.